Lens önerilerine geldiğim zaman bunları böyle tek 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 anlatacak zaman en azından bu ders için yok. Yani başka bir ders olsaydı sadece lenslerle ilgili olsaydı bunlarla ilgili belki saatlerce konuşabilirdik. Ama dersin yine dokümanlarına ekleyeceğim ben bunu. Bu sunumu bulabileceksiniz. DSLR ve aynasızlar için farklı farklı lens önerilerim olacak. Bu lensler kit lenslerden daha farklı. Kit lens dediğimiz makinenin yanında gelen lenslerden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi mesela burada DSLR'larda böyle hızlı hızlı geçeyim. Genel amaçlı geniş açı, portre amaçlı ve makro amaçlı olarak sıralayabileceğimiz 3, 3, 4, 3 gibi böyle aklıma gelen ve hepsini kullandım ben bu lastim, burada gördüğünüz. Fiyat performans oranları yüksek olan, burada en pahalılar falan yok bu arada. Yani 50 milim 1.8, hani ikinci eli 0 falan en fazla 500 lira olan bir lens mesela. Tamron'un 17 17.50'si, Canon'un 55-250'si gibi bazı bazı lensler var. Yine ders dokümanlarında görebileceksiniz. Aynı şekilde aynasızlar için de benzer önerilerim var. Genel amaçlı, geniş açı manzara amaçlı ve makro amaçlı gibi birçok lens Burada bulacaksınız. Bu lenslerden alırsanız pişman olmazsınız. Kimisi ucuz, kimisi pahalı ama benim görüp kullandığım ve beğendiğim lensler yine dökümanlarda bulabilirsiniz ve bunları satın alabilirsiniz.